Merhaba sevgili dostlar. Hemen şu arabayı almaya çalışalım. Sevgili münevverler, güzel. Silahımız ve kaskımız hemen var. Gördüğünüz üzere kolsuzuz bugün yine. Allah'tan silahı yoktu herifin. Eğer silahı olsa dururdu, vururduk. Evet sevgili münevverler. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarız devamı gelir. Çantamız olmadığı için ölü katakullilere başvuruyoruz. Güzel. Gördüğünüz üzere yine ringimiz o biçim. Ben böyle koşuyorum ama boşuna koşuyorum. Adam beni görünce avlayabiliyor. Çünkü dümdüz yürüyorum. Ben böyle koşuyorum, sağ sol yapıyorum falan filan ama gelince dümdüz koşuyor gibi görünüyorum. Çünkü başkalarında da gördüm aynı problemi. Çanta bulamadığımız için bombaları alamıyoruz arkadaşlar. Evet, söz verdiğimiz gibi yeni haritayı oynuyoruz. Verdiğimiz tüm sözleri tuttuk şu ana kadar. Tutmaya da devam ediyoruz. Çantamız yok. O yüzden şunları atalım. Gereksiz doluluklar olmasın. Burada tabii adam var başka. İşte şimdi onlar düşünsün arkadaşlar. Yapalım. Evet, görüntüde bir nebze iyileştirme görebilirsiniz arkadaşlar. Bir bukle. Hissettiğiniz mi bilmiyorum ama hissetmediyseniz de hemen buradan söyleyeyim. Biraz güzelleştirdim. Biraz daha arttırdım fakat kırılmalar meydana gelmeye başlayınca tekrar geri aldım. Ama daha önceki videolardan daha iyidir. Ümit ediyorum. En azından ayarlamaları o şekilde yaptım. Neredesiniz? Dostlar neredesiniz? Biraz pusmaca Mustafa Paşa. Üzmece Mustafa Paşa gibi. Aslında çelik yelek yapabilirsek çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi PUBG'de biliyorsunuz 3 tane harita var. 3 haritayı da böyle teker teker oynattırıyor bize. Ama Z2 haritasını tamamen kaldırdılar herhalde. Çünkü kaç kez girdim oyuna. Hiçbirinde Z2 haritasını oynayamadım. Eğer öyle yaptılarsa bence yanlış yapmışlar. Bir haritada olması lazım. Gerçi bu harita daha böyle bir gizlenmeli, saklanmalı. Ben daha öncesinde demiştim daha böyle çalılar yüksek olmalı falan filan diye ama görüntüyü biraz ona göre ayarlamışlar herhalde. Çünkü insanlar böyle kolay seçilmiyor arasındayken. Biraz daha puslu sisli bir ortam olduğu için belki de tam olarak görünmüyor. Arkadaşlar burada adam var. Benim. Ama bense göremiyorum. Sırada biz her zamanki gibi makyajımızı yapalım. Biraz da yayılmaya başladı. Evet, Dünya Kupası'nı izliyor musunuz arkadaşlar? Fransa nasıl Belçika'yı yendi ama? Fellaini'nin o sırma saçları nasıl kurtaramadı? Saçları, evet, polis arabasını gördünüz mü? Daha doğrusu arabayı değil. Bebeğim. Şunu alırsak güzel olur arkadaşlar. Görüyor musun sen bunu? Hadi be. O güzel. Yapma. Vay, artiste bak. Şimdi arkadaşlar ben onu alacağım. Ah, ah. Aa, nasıl kaçırdık ya? Diğer adam alacak. Çok yavaş davrandım guys. O yüzden rakibe kaptırdık onu galiba. Şöyle imagine. Aha. Bebeğim sana ne oluyor bebeğim? Bak çakala bak. Demin kaçıyordun. Hayırdır?
Güzel. Evet arkadaşlar. İki adamı da almış olduk. İlk vurduğumuz adam buydu. Önce çakal kaçmaya çalıştı ama sonradan baktı ki ben zor durumdayım. Hemen üzerime saldırdı. Fakat umduğunu bulamadı. Çok iyi guys. 3 kilimiz oldu. Malzemelerimiz de gayet güzel. Çünkü iki adam doluydu. Daha doğrusu doludur herhalde. Şuna da bakayım. Aynen. Bayağı bir kask almışsın moruk sen. Burada daha adam kalmamıştır herhalde. Galiba. Evet ne diyorduk? Dünya Kupası diyorduk ve Lane'nin sırma saçları kurtaramadı diyorduk. Demek ki saç futbolda her şey değil arkadaşlar. Saçlarla maç kazanılmıyor. Maç gollerle kazanılıyor. Kendime söyleyeyim. Rıdvan da ağlıyordur şu anda. Yorumculuğu bırakacağını açıkladı mı acaba? İngiltere'de Hırvatistan'a yenildi. Ben izlemeyi bıraktım. Adamlar gol attı ama güzel karşılaşmaydı açıkçası. Hırvatistan başlarda sırt yapamadı ama sonradan açıldı. Özellikle golü attıktan sonra bayağı bir baskılı oynadı. CH1 mi izliyorsunuz? Futbol mu dinliyorsunuz? O zaman şu adama konsantre olalım guys. Bunu da aldık mıydı? Buranın temizliği bitmiş demektir herhalde. Çünkü bu sonradan geldi. Aslında ben temizlemiştim. Ama tekrardan kirletti. Hadi be, bir kere daha vursaydım. Şahane olacaktı. Al bunu. Sen de benim gibi kaliteli oyundan yanasın. O camdan atlayabilseydik güzel bir şekil yapacaktık arkadaşlar ama yapamadık. Hayda! Oo! Şanslıydık arkadaşlar. Herif ilk vuruşu yaptı. İlk pompalıyla vuruşu yaptı. Bu arada önceki oyunda bahsettim mi bilmiyorum. Bu oyun yenilendikten sonra benim pompalılar yine tutukluk yapmaya başladı. Eski ayarlara döndüler ya. Tutukluk da geri geldi arkadaşlar. Ne güzel böyle bir sorunumuz yoktu. Şimdi artık yine var. Eski bence vuruş daha iyiydi. Bilmiyorum çoğu oyuncu bu vuruşu istiyordu. Yani ne demek istiyorum anlatamadım. Bu işte sıkışları falan filan. Aha. Bitmiyorlar sayın seyirciler. Bitmiyorlar. Ama ben beğenmedim açıkçası. Yani daha doğrusu yenisine alıştıktan sonra eski yeni karışıyor tabi. Z2'deki vuruşlara alıştıktan sonra o daha normaldi. Şimdi yine eskisi çuk. Dur orada. Bakın ben şimdi buna eski harita olsaydı kafadan almıştım. Kaçırdık herifi. Oo! Hani bura bitmişti guys? Allah'ım ne? Cehennem oldu burası ya. Topuk yaylası. Sallama sallama. Kamil. Ben senin aklını alacağım da. Bana önce göster kendini. Önce bana kendini göster. Kamil dedik ama herif bizi görmüş ya. Bir de arkadaşlar şu kimin hangi seviyede olduğunu göremiyorum ya. Beni hasta ediyor şu anda. Benim şimdi mesela vurduğum adamların hepsi royalty'ydi. Ama siz bunları göremediniz. Oo sen hala burada mısın baby ya? Şunun aklını almam lazım. Dur. Hadi be. Aa.
ATV'si varmış çakalın ya. Yine de bir öpücük attık. Evet, Apocalypse Crate. Arkadaşlar bunu herkese vermezler. Çok iyi oynayan oyunculara veriyorlar bunu. Ben de şu anda aldım. Gördüğünüz üzere. Siz de çok çalışabilirseniz edinebilirsiniz. Çalışabilirseniz demeyeyim de çalışırsanız diyeyim. Sende ne var bebek? Bu herif çakaldı arkadaşlar. Bu bizi alabilirdi. Bu sinsiliğimizi keşfetti bu herif. Ama tabii ki yani sonuçta iki ip var karşısında. Çak kafama atmayacaksın değil mi bir şeyler? Şimdi yeni yer belli olsun. Ben de burada güzel bir kendime pusu yeri buldum. Aa, Rocky Baby benim elemanı aldı. Rock bye baby. Kaybettin Rock'ı. Şöyle girelim. Oyunun şakası bizi şakalamasın. Şimdi. Buradan çıkmamız lazım artık. Artık buradan çıkmanın vakti geldi. Güle güle cehennem. Evet, 5 kill arkadaşlar hiç fena değil. Açıkçası vuruşlara tam olarak alışamadım ama güzel yani 5 tane kill aldık. Allah daha fazlasını nasip eyleye. Bombamızı da düzeltelim. Evet, buradan paçayı kurtarmaya çalışan var mı? Galiba yok arkadaşlar. İlerleyelim. Ruby Lake. Ona kamp alanı var. Arkadaşlar açıkçası biz bu oyunu yani Z1 haritasını bayağı bir oynamıştık ama haritanın bazı kısımları var. İniyorum. Allah'ım yönümü bulamıyorum. Yani haritadan buluyorum da. Diyorum burası neresiydi? Şurada bir yerde kamp yeri vardı. Biz buradan işte malzeme alıyorduk falan filan. Hepsini unutmuşum. O kadar saatlerimiz boşa gitmiş. Şimdi aslında geriden gelen olsa güzel olur böyle Yusuf Yusuf. Gazdan kurtulmaya çalışanlar çünkü artık gaz biraz tehlikeli olmaya başladı. Ama kimsecikler yok gibi. Çok fazla diğer tarafa gitmek istemiyorum çünkü orası çatışmak için güzel bir yer değil. Açıkçası. Neyse şu gaz bir belli olsun ben şöyle sınırlarda tutayım. Birincilik gelir mi guys? 13 kişi kaldı. Şimdi aslında normal şartlarda sona kalan oyunculardan birkaçı iyi olmuyor. Yani bu 13'ün belki yarısı iyi değil. Çünkü işte pusuyorlar efendime söyleyeyim falan filan. Ya da işte güvenli oynuyorlar. Dolayısıyla ölmüyorlar. Ama şimdi bu Z1 haritasında şimdiye kadar böyle olmadı. Benim oynadığım oyunlarda sona kalanlarda iyi elemanlardı. Ama şu dediğim gibi seviyeler belli olsa kim kim vuruyor görsek güzel olur. Çünkü ona göre yani kendimizi şey yaparız. Ayarlarız. Evet, bir araba gördük. Araba gördük. Oo, 3 tane gördük. Sana görürler mi lan onu? Sakal. Çocuklar, çocuklar. Oo, burası bayağı kalabalıkmış. Çatışmak için güzel bir yer değil dedik. Herkes burada. Duyan gelmiş, duyan gelmiş. Arkamızda da eleman var. Tabii önümüzdeki elemandı. Şöyle biz de kendimizi biraz güvenli bir yere alalım.
O taraf çok kalabalık. Evet, eleman gitti. Ben hala sınırlardayım. Arabasız kimse yok herhalde. Herkes King. Şu tabelayı da... Oo, ne güzel oldu ya. Tabelayı adam zannettim demin de. Sisimiz var mı? Hemen canım sisimizi atalım. Çok güzel. Tam zamanında oyun. Yine pingim arkadaşlar. O biçim. Ne yapacağız? İnşallah kimse görmez bize. Gelmesin. Güzel. Oo, hemen. Güzel. Sniper'ımızı aldık arkadaşlar. Gerçi adam da kalmadı ama belki vuramayız kimse. Biraz daha bakalım. Doymadım. Yuta doyamadım. Biraz doydum mu? Bana mısın? Evet, gelin bakalım. Şöyle güzel leblebi gibi oyuncular gelsin. Neyse, arabam var ya. Kıyafeti alsak. Nice. Hadi be. Neyse, sniper'la tek de alsaydı güzel olurdu ama yine güzel aldım yani. Kendimi açıkçası kutlamak istiyorum. Saygıdeğer dostlar. Gel bebek, senin de aklını alayım. Şimdi yani yerim çok iyi değil ama arkam sağlam. O yüzden problem yok. O git. Pis herif. Hadi. Nasıl ölmedin ya? Al bunu. Aa, bu sefer de biz Rakin'in elemanını aldık. Lucky baby. Allah'ım, her vurduğum tutuyor arkadaşlar. Ama Adi'nin biri de burada. Stik yapıyor. İki tarafımız da dolu. Çok tehlikeli. Yapma. Arabaya geldi mi? Galiba geldi arkadaşlar. Bunu alamayız. Ya sen ne kadar uyuz bir insanmışsın ya. Hadi in şimdi. İn çatışalım. Hadi be. Neyse, biz topuk... Ana! Ana! Çakal Yus'a bak. Yalnız durumumuz pek iç açıcı değil arkadaşlar. Her yerde araba var. Şu çimde adam mı vardı? Çalıda. Allah'ım, drop da var ya, al beni al beni diyor ama çok tehlikeli. Şu an hiç durabilecek durumda değilim arkadaşlar. Aslında kendime güzel bir yer bulsam iyi olur. Bura nasıl? Güzel. Pis herif. Şey yaramadı. Bombayı da boşuna harcadık. Bombalarım bitti.
my god, çüş. 8 götürdü ya. Sen ne habersin ya? Rockabye baby, rockabye. Evet, bu şarkı size armağan olsun arkadaşlar. O nasıl bir vuruştu ya? Aklını aldım herifi. Bir daha da öyle triplere girmesin bize karşı. Benim vurduğum... Aha. Pis herif bir dur ya. Adam peşimizde zaten. Durmak istemiyorum çünkü şu çakal... Geldi yer bulmam lazım. Hadi be. Canı fulledi mi o şimdi? Bin. Ya bin be. Öf. Ya şimdi ben ne diyeyim bu oyuna ya? Arkadaşlar binse var ya bunu alacağım ya. Bu basitti be. Ne yapalım? 8 kill. Yani iyi çaktık elemanlara ama sonu kötü bitti. Tüh. Neyse sevgili münevverler. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi davranın.